Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda İsra Suresi'nden bir ayet, ruhla alakalı ayeti değerlendireceğiz. İsra Suresi 85. ayet. Bu ayette Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ Sana ruhu sorarlar. قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي De ki, ruh Rabbimin emrindendir. وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا İlimden size çok az bir şey verildi. Gerçekten insanlar ruhla alakalı çok fazla bir bilgiye sahip değiller. Ruh adeta bir mevcudu meçhul. Ruh diye bir şey var ama bu ruh nedir, nasıldır? Çok da ayrıntılı bir bilgiye sahip değiliz. Rivayetlere göre müşrikler Yahudilere diyorlar ki siz kitap ehlisiniz. Muhammed'e nasıl bir soru soralım ki onu biraz zor durumda bırakalım. Bunun üzerine onlar da ruhtan sorun diye akıl veriyorlar. Ve müşrikler gelip peygamberimize ruh nedir şeklinde soruyorlar. Bazı rivayetlerde bunun doğrudan Yahudiler tarafından sorulduğu da yine ifade edilir. Her halükarda demek ki peygamberimize ruhtan sorulmuş ve Allah-u Teala peygamberimize bu noktada talimat veriyor. Kulir ruhu min emri Rabbi de ki ruh Rabbimin emrindendir. Burada şunu görüyoruz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kendiliğinden cevap vermiyor. Ve mâ yantigu anil heva o peygamber kendi hevasından kendi keyfinden konuşmaz. İn huve illa vahyun yuha. O ancak kendine vahyedilen şeyi söyler. Dolayısıyla ruhla alakalı mesele de doğrudan peygamberimizin kendi dirayetiyle, ferasetiyle vereceği bir cevap değil. Vahye dayalı olarak bu konuda ilahi vahyi bekliyor. Ve Allah-u Teala peygamberimize ruhla alakalı çok özlü, ana hatlarıyla meseleyi ifade eden bir gerçeği bildiriyor. De ki, ruh Rabbimin emrindendir. وَمَا اُت۪يتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَل۪يلًا Ve ilimden size çok az şey verildi. Acaba buradaki ilim ruhla alakalı ilim mi? Bu yönüyle bakılsa zaten böyledir. Çünkü gerçekten de insanlar ruhla alakalı çok az bir bilgiye sahiptir. Bir de genel anlamda düşünülecek olursa bütün insanlığın bilgi birikimi, bilgi hazinesi Allah'ın mutlak ilminin yanında yine çok az bir şeydir. Bu konuda Hazreti Musa ile Hazreti Hızır'ın bir yolculuğu tefsirlerde anlatılırken doğrudan Kur'an'da yer almayan şöyle bir olaya da yer verilir. Beraber gemide giderlerken bakıyorlar martı gibi bir deniz kuşu denize iniyor, gagasını suyun içine daldırıyor, oradan su alıyor ve havalanıyor. Hazreti Hızır Hazreti Musa'ya diyor ki benim ve senin ilmin Allah'ın ilmine nispetle işte bu kuşun denizden aldığı suya benzer diyor. O koskocaman deniz ama bir yanda da bir damlacık alınan bir su. Bir damla su sınırlarını bilmediğimiz denizin yanında ne kadar az bir şeyse insanın ilmi de Allah'ın ilminin yanında çok az bir şeydir. Hatta fert fert insanların değil, topyekün bütün insanlığın bilgi birikimi Allah'ın ilminin yanında çok az bir şeydir. Ve insan bu dünyaya cahil olarak geliyor. La ta'lemune şey'e, bir şey bilmez bir vaziyette insanlar bu dünyaya geliyorlar. Ama insan bilgi kapasiteli bir varlık, daima yeni yeni şeyler öğrenebilecek durumda olan bir varlık. Ve bu insan ömür boyu bir şeyler öğreniyor. Sadece kendi öğrendiğiyle yetinmiyor. Başkalarının bilgi birikiminden, tecrübesinden istifade ediliyor. Ve Allah-u Teala insanlara kağıt, kalem gibi ilmi kaydetme cihazları, imkanları nasip etmiş. Ve böylece insanlar bilgi birikimlerini sonraki nesillere aktarabiliyorlar. Ve bizim şu anda 21. yüzyılda ulaşmış olduğumuz bilgide ta ilk çağlardaki bir takım keşiflerin de rolü var. Mesela deniliyor ki medeniyet tekerleğin bulunmasıyla başlar. Önce bir tekerlek bulunuyor.
O tekerlek belki karnı arabalarında kullanılıyor. Ama aynı tekerlek günümüzde fabrikalarda dönüyor, arabalarda dönüyor, uçaklarda dönüyor. Bütün teknolojide kullanılan bir bilgi olarak istifade ediliyor. Demek ki topyekün insanlığın genel bir bilgi birikimi var ve bu bilgi birikimi Allah'ın mutlak ilmi, sonsuz ilmi karşısında denizde bir damla gibi. Hatta Allah'ın ilmi sonsuz, beşeri bilgi, insanların bilgisi sonlu, o denizdeki bir damla bile olamayacak bir durumda. Dolayısıyla ayet-i kerimede size ilimden çok az bir şey verildi, ruhla alakalı çok az şey verildi. O anlamda da anlayabiliriz. Genel anlamda bütün bilgi olarak da değerlendirebiliriz. Ve bu konuda insanın bilgisinin azlığını değerlendiren bazı bilim adamları şöyle bir misalle konuyu anlatıyorlar. Diyorlar ki mesela önümüzde kapalı bir kapı var. O kapıdan böyle girdiğimizde evet bir yere ulaşıyoruz ama bir de bakıyoruz ki karşımızda bu defa iki tane kapı var. O kapılardan birinden giriyoruz ve bu defa bakıyoruz karşımızda dört tane açılmayı bekleyen kapı var. O kapılardan birinden giriyoruz. Bu defa bakıyoruz karşımızda yeni yeni başka kapılar var. İşte ilimde her bilinenler bilinmeyenlere bizi muhatap yapıyor. Ve yeni yeni bilinmeyenler karşımıza çıkıyor. Bir örnekle açıklamaya çalışayım. Mesela bundan diyelim 200-300 yıl önce insanlar ilk defa mikroskobu bulduklarında insandaki hücre yapısının farkına vardılar. Ve dediler ki insanlar hücrelerden meydana geldi. Nasıl ki bina tuğlalardan meydana geliyor, bir takım taşlardan meydana geliyor. İnsanda da yapı taşı hücre. Her bir hücre müstakil bir varlık gibi ve birbiriyle irtibat halinde, birbirine kenetlenmiş vaziyette şu vücudumuzu meydana getiriyor. Ve bu hücre önce çok basit bir şey zannedildi. Ama önceleri 500 defa veya 1000 defa büyütülebilen mikroskoplarla bu hücreye bakılırken artık günümüzde 1 milyondan çok daha fazla büyütebilen elektron mikroskoplarla bakılıyor ve şu görülüyor. Gerçekten insanın her bir hücresi adeta bir fabrika. Her bir hücresi adeta bir kimya laboratuvarı. Böyle olunca 200 yıldan bu yana bizim her bildiğimiz bizi yeni bilinmeyenlere muhatap yaptı. Her öğrendiğimiz yeni bilinmeyenleri karşımıza çıkardı. İlimde açtığımız her kapı açılmayı bekleyen yeni kapılara bizi muhatap etti. Demek ki evet bir şeyler öğreniyoruz ama bu öğrendiklerimizle Allah'ın ilminin sonsuzluğunun da farkına varıyoruz. Ve günümüzde insanın hücresinde işte diyelim genetik yapı, oradaki yapılanmalar, oradaki şeyler, onlara ne kadar ulaşılabilirse sonsuz ilmin tecellileri karşımıza çıkıyor. Bir DNA molekülünde insanın adeta bütün özelliklerinin toplandığı, insanın adeta bütün mukadderatının orada yazıldığı ortaya çıkıyor. Bu da sonsuz bir ilimle bizi karşı karşıya getirmekte. Demek ki ruhla alakalı bilgimiz zaten az, bunu itiraf ediyoruz. Ama genel anlamda bilgimiz yine az. Allah'ın sonsuz ilmi karşısında biz insanların sınırlı bir bilgisi var, sonlu bir bilgisi var. Ama müfessir Hamdi Yazır'ın da dikkat çektiği gibi bu sonlu ilim, sonsuz ilme karşı madem muhatap olabiliyor, demek ki önümüzde daima yeni ufuklar var. İşte belli bir noktaya geldik, artık yeni bir şey yok demeyeceğiz. Ne kadar gidersek gidelim, önümüz açık, yeni yeni ufuklara yol alabileceğiz. İlmimizin sınırlı olması bir yeis delili, ümitsizlik delili değil, bizi şevke getiren bir durum olmalı. Ve o sınırlı ilimde daha ileriye gitmek, önümüzde yeni ufuklar olduğunu fark etmek çok önemli bir hakikat. Ana hatlarıyla bunu ifade eden sonra, acaba ruh nedir? Ruhun mahiyeti nedir? Bununla alakalı da bazı noktalara temas etmek istiyorum. Değerli izleyenlerim, şöyle bir olay anlatılır. Adamın birisi devesine binmiş, eşyalarını da deveye yüklemiş, çölde gidiyor.
Giderken birden deve tökezliyor ve düşüyor. Adam da devesinden aşağıya düşüyor. Ve aşağıya düştükten sonra hemen toparlanıp devesini kaldırmaya çalışıyor. Ama devede bir hareket yok. Böyle dürtüyor dürtüyor ama devede yine bir hareket yok. Sonunda devesinin öldüğünü fark ediyor. Ve o zaman şu ifadeyi kullanıyor. Galiba diyor, şimdi yeni anladım. Ben zannediyordum ki beni ve eşyalarımı sen taşıyorsun. Meğerse seni de taşıyan başka bir şey varmış. Yani o devede de bir ruh var. Hayvanlar ruh sahibidir. Onu harekete geçiren, canlı tutan ve bir takım kabiliyetlerini harekete geçiren, onda bir kuvvet var. O kuvvete ruh diyoruz. İnsanda da ruh var. Hayat ayrı bir olay, ruh ayrı bir olay. İşte ruh adeta hayatın sabit zatı ve cevheri durumunda. Yani ruh varsa aynı zamanda hayat var. Ama ruh çekildiğinde artık hayat da kalmıyor. O özellikler insandan gidiyor. İnsan sadece bir madde yığını değildir. Ölenle canlı insan arasındaki farkı hepimiz bilmekteyiz. Diyelim birisi vefat ettiğinde aramızdan ayrıldı diyoruz. Halbuki cesedi yanımızda duruyor. Demek ki ayrılan şey ondaki ruh. Ve ruh bizatihi vücudu var ve müstakil bir varlığı var. İşte bu insana üfleniyor. Bu insanda faaliyetlerini ömür boyu yapıyor. Vakti geldiğinde de bu bedenden ayrılıyor. Bedenden ayrıldığında artık o insan sadece madde yığını haline geliyor. Ve o insan daha önce beden olarak bir bütünlüğü varken artık bedenini de kaybediyor ve beden dağılıyor, çürüyor. İnsanın ruhu çıktıktan sonra beden de bir arada bulunamaz ve bedenin hücreleri, zerreleri birbirinden ayrılmaya başlar. İşte insana hayata vesile olan, idrakine, anlayışına vesile olan, kabiliyetlerini harekete geçirmesine vesile olan şeye ruh diyoruz. Ayet-i kerimede bu min emri Rabbim, ruh Rabbimin emrindendir denilmiş. Acaba bu ne demek? Ne alakası var konumuzla? O noktadan ben değerlendirmeye çalışacağım. Ruhun Cenab-ı Hakk'ın emrinden olması bir yönüyle şu, yani siz ruhun mahiyetini bilemezsiniz. O Rabbimin bileceği bir hakikattır. Bu anlamda değerlendirilebilir ve bu anlamda zaten değerlendirilmiştir. Bir başka yönü ise şöyle açıklanıyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ele lehul halgu vel emr, dikkat edin, halk da emir de Allah'a aittir buyuruyor. Ve alimler bunu değerlendirirken demişler ki şu alemler ikiye ayrılır. Alemi halk ve alemi emr. Alemi halk maddi alem. Gözle gördüğümüz, elle tuttuğumuz cismani alem. Alemi emir ise melekut alemi, gözle görülmeyen alem. İşte Allah-u Teala her iki alemin de sahibi ve maliki. İnsanın bedenini görüyoruz, maddi bir şey, ama ruhunu görmüyoruz. Bedeni alemi halktan, şu yaratılış aleminden, ruhu ise alemi emirden, yani görülmeyen alemden. O görülmeyen alemde Cenab-ı Hakk'ın nice kanunları var. Mesela bir elmanın yere düştüğünü görüyoruz ama yer çekimi kanununu görmüyoruz. Yer çekimi kanunu var ki o elma yere düşüyor. Newton bunu fark etmiş ve bir kanun olarak ifade etmiş. Var olan bir kanunu ifade etmek Newton'a nasip olmuş. İşte oradaki kanun nasıl ki emir aleminden doğrudan gözle görülen bir şey değil, insandaki ruh da yine emir aleminden, o da gözle görülen bir şey değil. Bununla alakalı başka bir misali elektrikten verebilirim ve belki de konuyu en iyi anlamamızı sağlayan misal elektrik misalidir. Ben şahsen elektrik misaliyle konuyu daha iyi kavradığımı hissediyorum. Mesela bir odada onlarca elektrikli alet olsa, diyelim ütü var, elektrikle ısınıyor. Diyelim soba var, etrafa ısı veriyor. Radyo var, ses veriyor. Televizyon var, ses ve görüntü veriyor. Buzdolabı var, soğutuyor. Bu anlamda çok değişik böyle elektrikli aletler
Hepsi bir odada ve hepsinin fişi takılmış vaziyette. Hepsi çalışıyor. Ne zaman ki bir an biz elektriği kapatsak, sigortayı kapatsak veya elektrikler gitse, artık o zaman bunlardaki bütün faaliyetler ortadan kalkıyor. Artık o ütü ısıtmıyor, onunla bir şey yapamazsınız. Soba etrafa ısı vermiyor, radyodan ses gelmiyor, televizyonda ses ve görüntü yok, buzdolabı soğutmuyor. Bütün bunlarda görülmeyen bir şey vardı ve o görülmeyen şey cereyan veya diğer isimle elektrik. İşte bu görülen varlıklarda görülmeyen bir şeyin tasarrufu var. Ve elektrik adeta bütün bunların ruhu hükmünde. Ve o çekildiği zaman, o kesildiği zaman bakıyoruz ki hiçbirinde bir faaliyet kalmıyor. Hepsi cansız madde yığını haline geliyor. İnsanın ruhu elektriktir demek istemiyoruz. Ama bu misalle belki daha iyi anlayabileceğimizi söylüyoruz. Elektriğin hayatı yoktur, elektriğin şuuru yoktur. Ama ruhta aynı zamanda hayat da vardır. Ruhta aynı zamanda şuur da vardır. Ve ruhun tarifinde bu noktada deniliyor ki ruh alemi emirdendir, emir alemindendir. Zihayattır, hayat sahibidir, şuur sahibidir. Külliyet kesbetmeye müstahittir. Yani bir anda çok yerlerde bulunabilme ve pek çok şeyleri anlayabilme, idrak edebilme gibi özelliklere sahiptir. Ve bir kanun-u emridir. Ve emir aleminden gelmesi cihetiyle onun da böyle bir ciheti bulunmaktadır. Eskiden beri ruhun varlığıyla alakalı epey tartışmalar olmuş. Ruhçu görüş, maddeci görüş şeklinde iki ayrı görüş. İşte maddeci felsefe mensupları يَعْلَمُنَا ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Bunlar sadece dünya hayatının zahirini biliyorlar. Dış görünüşünü biliyorlar. Dış görünüşte de ruh yok. Dış görünüşte melekler de yok. Dış görünüşte Allah da görülmüyor. Ve bunlar maneviyat adına bütün bu şeyleri reddediyorlar. Allah'ı da inkar ediyorlar, melekleri de inkar ediyorlar. İnsanda ruh olduğunu da inkar ediyorlar. Ve ruhu kendilerine göre şöyle değerlendiriyorlar. Beynin bir fonksiyonudur. Ve insanda işte beyin var, beyin vücut ülkesini idare ediyor. Bu tarzda değerlendiriyorlar. Halbuki hayvanlarda da beyin var. Ama onlarda insandaki tarzda bir kabiliyet görülmüyor. Bunu sadece beyin hücreleriyle açıklamaya çalışmak yeterli değil. İmam-ı Gazali insan vücudunu bir ülkeye benzetir. Ve ruh bu ülkenin sultanıdır. Akıl bir vezirdir. Nefis başka bir vezirdir. Kötü şeyler telkin eden bir vezirdir. Ve ruh sultanı bu vücut ülkesini idare eder. Bediüzzaman da şöyle bir ifade kullanıyor. Diyor ki, göz bir penceredir, ruh bu alemi o pencereden seyreder. İşte insanın gözü büyük bir nimet. Acaba gören göz mü yoksa ruh mu? Evet, göz bir alettir ama bu aletle gören aslında ruhtur. Göz ile gördüğü gibi kulak ile de işitiyor. Yani vücudumuzdaki bütün aletler ruh sultanı tarafından kullanılıyor. Bu şekilde baktığımızda ruhu anlamak biraz daha kolaydır. Şöyle misal de verilmiş. Mesela önümüzde bir piyano var. Bu piyanoda evet ses verme kabiliyeti var ama birisinin o piyanoyu kullanması lazım. Ve elleriyle, parmaklarıyla o tuşlara dokunması lazım. Musikiden de anlaması lazım. Ta ki düzgün sesler çıkartabilsin. İşte insanda evet beyin var ama beyni de kullanan bir ruh var. Gözü kullandığı gibi, kulağı kullandığı gibi, insanın daha diğer azalarını kullandığı gibi o mahiyetini bilmediğimiz, keyfiyetini bilmediğimiz o mevcudu meçhul, yani ruh sultanı beyni de kullanıyor ve beyni idare işlerinde kullanıyor. Gözü görmede kullanıyor, eli tutmada kullanıyor. Yoksa sadece göz kendisi görüyor diyecek olursak, Necip Fazıl'ın da dediği gibi gözsüz görüyorum rüyada nasıl diyor. İnsan rüyada gözü kapalı ama çıplak gözle göremediklerini rüyada görebiliyor. Gelecekle ilgili şeyleri bile görebiliyor.
Bütün bunları beraberce değerlendirdiğimizde insanı sadece bir madde yığını olarak görmek maddeci felsefenin bir saplantısıdır. Ama insan sadece madde yığını değildir. Ve insanda ruh sultanı vardır. Ve bu ruh sultanı vücut ülkesini idare etmektedir. Ölüm dediğimiz olayda ruh sultanı bedenden ayrılır ve kendine mahsus bir aleme götürülür. İşte vefat etmiş olanların ruhları şu anda berzah alemi denilen alemde imanlarına, amellerine göre ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurda hayatları devam etmektedir. Dolayısıyla ölüm ruhun ölmesi değil, ruhun bedenden ayrılmasıdır. Ama ceset ise topraktan gelmiştir. Topraktan gelen ceset yine toprağa gidecektir. Ruh ise doğrudan Cenab-ı Hakk'ın ol emriyle yaratılmıştır. Cenab-ı Hak Yasin suresinin sonunda ve daha bazı yerlerde emrikün feyekün'e dikkat çeker. Mesela Yasin suresinin sonunda şöyle geçmekte. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yegûle lehu kün feyekun. Allah bir şeyin olmasını murat ettiğinde ol der ve olur. İşte halk aleminde belli sıra, tertip, zaman bu gibi şeyler var. Ama emr aleminde kün feyekün ol emriyle meydana getiriliyor. Demek ki ruhlarımız da bu şekilde yaratılmış, bedenimizden önce yaratılmış. Beden ölümü tattığında onlar ölmeyecek, onlar başka bir aleme gönderilecek ve hayat bu şekilde devam edecek. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın sırlarına, nurlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler ve geceler diliyorum.